İyi akşamlar değerli izleyenler. Ekonomi Masası programıyla karşınızdayız. Ekonomi Masası'nda bugün ulaşıma yapılan zamları ve esnaf odalarının çalışmalarını konuşacağız. Bugünün, bu akşamın program konuğu ise Bursa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hasan Topçu bizimle beraber olacak. Merak ediyoruz, birçok başlığımız var bu akşama dair. Öncelikle yerimize hoş geldiniz. Başkanım diyerek başlayalım. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Evet, ulaşıma yapılan zamlar dedim evet. Ama aslında oda olarak da yaptığınız birçok çalışma var. Eğitim boyutu var bu işin, aslında esnafa sahip çıkmanız var. Hem de sektörün nabzını tutmanız var. Onlara da gireceğiz ama sıcak gündemle başlamak istiyorum. Şimdi 20 Temmuz itibariyle başlayan bir zam programlaması var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında esnafın talebi neydi şu ana kadar ve nasıl bir oranlama yapıldı? Şimdi teşekkür ederim. Tabii bu zam haberi hoş olmuyor vatandaş açısından, bizim açımızdan da. Ama baktığımız zaman bu ülkede hep beraber yaşıyoruz. İnsanların yaşam giderleri artmış. Onun dışında akaryakıta %30 oranında zam gelmiş. Bizim bağ kurumuz %30 artmış. Burada trafik sigortamız, kasko sigortamız %30, lastik %50 civarlarında artmış, lastik fiyatları vesaire. Şimdi bizim bütün girdilerimiz artmış. Tabii bizler de bir şekilde yansıtmamız gerekiyor. Yansıtmadığımız zaman zaten zaman içerisinde yok olmaya mahkum oluyoruz. Evet. Yani biz hizmet ediyorsak hizmetin de karşılığını almak zorundayız. Tabii bu süreç içerisinde bizler de %30 oranında zam yapılmasına rağmen burada bizim talebimiz esasında %22 talebimiz oldu. Tabii bu %22 talebimiz UKOME kurulunda çok yüksek bulundu. Ve burada ben hatta şunu söyledim. Dedim ki bakın, esnafımız gerçekten çok zor durumda. Yani burada girdiler yüksek. Zaman içerisinde bizim amortismanını sağlayamaz duruma düşeceğiz. Ve bunu hiç olmazsa %20 civarında bir zam almamız gerekir dedik. Tabii burada Bursa'da yaşayan insanların da bir durumun da göz önünde bulundurulması gerektiğinden dolayı zamımızın bizim %22.12 oranında bir şey %12.12 oranında taksilerde uygulamaya girildi bu 20 Temmuz sabahı itibariyle. Tabii şu var, bizim esnafımız buradan memnun mu? Değil. Neden değil? Çünkü bundan bir yıl önce kullandığı yakıtla fiyatlar çok arttığından dolayı karşılamıyor. Onun dışında farklı şeyle karşılaştık. Ne gibi? Şimdi bizim bu taksimetreler ayarı oluyor biliyorsunuz. Evet. Şimdi bunların ana merkezi de İstanbul'da. Burada da bayileri var. Biz geçen zam dönemimizde 175 TL'ye ayarlatmıştık. Çağırdım bayileri, dedim ki kaç para olacak? Dedim bir soralım İstanbul'a. Bir sorduk, 600 TL dediler. Dedim ya kardeşim, biz dedim burada %12 zam alıyoruz. Siz orada kalkıyorsunuz %300 zam istiyorsunuz. Yani böyle bir şey olmaz. Ciddi bir uçurum var aslında. Yani evet. Ve burada sonradan şimdi dedim bakın, bunu yargıya taşıyacağım ben. Ama burada şimdi birden hemen şey yapamıyorsun. Neticede almakta çok zor olacak. Bayilere dedim ki benim genel merkezlerle görüşün. Yani bu çok nahoş bir şey. Yani biz bunu esnafa da anlatamayız. Ve ondan sonra işte gittiler, görüştüler falan. 425 TL'ye çekebildiler. Sonra biz araştırma yaptık. Başka illerde de 560 TL'ye ayarlamışlar. Yani böyle bir dengesizlikler var. Bu dengesizlikler de, yani bizler de bu konuda bakıyoruz ki ya arkadaş, biz zaten yani nedir, bir vatandaşa da ağır gelmesin. Yani burada zamımız %30 olarak talep etmiyoruz. Yani herkesin taksiyi kullanabilmesi açısından, yani biz de mağdur olmayalım, vatandaş da mağdur olmasın düşüncesiyle, herkes taksiyi, dolmuşu kullanabilsin düşüncesiyle biz şeyimizi normalde tutmaya çalışıyoruz. Ama görün ki işte ayarlarda karşımıza ne çıktı ve oradan da inanır mısınız esnafın büyük tepkisini alıyoruz. Yani böyle bir sıkıntılı bir süreçteyiz. Tabii bu zam olayı şimdi bilemiyoruz. Tabii vatandaş zamı... Hiçbir zaman için ben de zamı sıcak bakmam, evet. Ama mecburen bizler de hizmet kalitemizi düşürmemek açısından
zamı yapmak zorundayız. Zaten bizim bu zamımız ikinci ayda oluyordu. Şu an yedinci ayda uygulamaya girdik. Bu da nedir? Bizim aşağı yukarı bir 4 aylık gibi, bir 4-5 aylık gibi kaybımız oldu. Bu seçim sürecinden dolayı biraz daha uzattık yani. Evet, onun için bizim bir kaybımız oldu yani biraz bayağı. Ama aslında diyorsunuz ki İstanbul'a kıyasla bir bakış açısı getirmek durumunda kaldık. Evet, artan fiyatların olduğunu görüyoruz ama tabii esnafın da ilaki talebi vardır. Yani oda olarak da doğal olarak dediğiniz gibi benzine, akaryakıta gelen zamları zaten takip ediyor. Vatandaşın cebinden çıkan para aslında hem motorin hem akaryakıt boyutuyla o şekilde oluyor. Fakat taksi fiyatlarında ve dolmuş fiyatlarına yansıdığı zaman farklı bir bakış açısıyla da yorum gelmiş oluyor. Evet, özellikle 20 Temmuz itibariyle dedik taksiler için %12, dolmuşlar için de %8 durum. %9 civarında. 9-8 durum. Evet. Kısa mesafe ve uzun mesafe değişti. Doğru. Bunun için ne söylersiniz başkanım? Şimdi şöyle bir şey, esasında bizim talebimiz kısa mesafe 3 lira 25 kuruş olması lazımdı. Evet. Uzun mesafemizde 3,5 lira gibi öyle bir olması gerekiyordu. Çünkü geçen sefer de biz düşük aldık dolmuş lira. Yani bu küsuratlardan dolayı. Hı hı. Ama şimdi biz 4 kişilik araçlarla taşıma yapıyoruz biliyorsunuz. Bu 4 konforlu bir taşımadır bu sistem. Evet. Ama maalesef hatta bugün 2 duraktan dediler ki biz bu zamı uygulamayacağız başkanım. Takdir sizin. Fazla para almayın ama eksik alabilirsiniz dedi. Bizde yapacak bir şeyimiz de yok yani burada. Tabii esnaf da haklı olarak böyle bir tepki gösteriyorlar bize ama dedim ki bakın arkadaşlar şimdi bizim elimizde olsa bazı şeyler biz zaten yani sizlerin yaşadığınız sıkıntıları bizler biliyoruz. Ama maalesef karar merciğinin sadece 22 kişi, 23 kişi olan bir şeyde UKOME kurulunda tek temsilciniz benim burada. Ama sağ olsun bazı kurumların temsilcileri de bize destek verdiler ama ne kadar da destek verse tabii Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin de yani Bursa'da yaşayan insanların daha ekonomik taşıma sistemi olsun düşüncesiyle düşünülüyor belki ama velhasıl böyle bir süreçte zamlarımızı yaptık. Hayırlı olsun diyoruz. Yani biz vatandaşa da yük gelmesin fazla, biz de fazla şey yapmayalım bu konuda. Yıpramayalım. O şekilde zamlarımızı aldık. Evet. Şu an uyguluyoruz. Aslında orta yolu da bulduk diyorsunuz. Bizim yani talebimiz daha yüksekti. Aşağıya da çektik. En azından yapılan gider bağlamındaki zamlara uygun olarak Bursa için bir düzenleme geldi diyebiliriz. Evet. Yani bizim hem işte şey olan bu taksimetre ayarları yüksek olması, esnaf zaten az zam aldık diyor. Bir de oradan büyük tepki aldık. Evet, taksimetre açılışta 4'ten 4,5 liraya olduğunu söyleyelim. Doğrudur. O aşağı yukarı %13 civarında var. %14 civarında artış ama kilometre düşük yani. Hı hı. Velhasıl yani bizim en fazla üzen tarafı da taksimetre. İşte İstanbul bayileri bize böyle bir sıkıntı yarattılar. İnşallah bunu da biz farklı yollardan yani yasal yollardan aklarımızı arayacağız o esnafımızın hakkında orada. Aslında iş çıkış noktası burasıymış. Evet. Galiba taksimetre. Yani zam aldığımızda sevinemedik. Evet. Neden sevinemedik? Çünkü 425 lira bir ayar parası. Yani o da astronomik yüksek geldi. Hatta ben onu yarın Ankara'ya gideceğim. Ankara Federasyon Başkanımızla da görüşeceğim. Zaten bunlarla ilgili bir çalışmamız olacak. İnşallah başka illerde bu sıkıntı yaşanmaz diye düşünüyorum yani. Çünkü bu 3 firma anlaşmışlar. Zaten Türkiye'de bu 3 firmanın taksimetreleri var. Bu 3 firmanın taksimetreleri kendileri arasında anlaştılar. Bu zamana kadar böyle bir şey olmuyordu. Bu sefer anlaşmışlar ve burada esnafa külfet oldu yani. Esnafın yorumunu hemen soralım. Şimdi ses getirdi. Evet, vatandaşın yorumunu biz de yansıttık ekranlarda ama esnafın yorumu ne oldu? Özellikle odaya bağlılar için neler söylersiniz? İlla ki size yorumlar gelmiştir. Bir örnek verdiniz aslında. Biz bunu uygulamayacağız diyenler olmuş. Evet, tepki gösterenler. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Esnaf haklı olarak tepki gösterebilir ama yani şimdi biz sadece biz kendi esnafımız açısından bakmıyoruz. Yani vatandaşın da durumunu göz ardı etmiyoruz. Çünkü neden? Bizim araçlarımızı vatandaş kullanırsa biz iş yapacağız. Yani hem vatandaş hem esnaf ikisi bir arada yani orta noktaya az evvel dediğiniz gibi bunu bulduğumuz zaman sorun ortadan kalkıyor. Yıllardan beri bu şekilde bizler Bursa'ya hizmet ediyoruz. Yani Bursa'ya gelen yabancı turistlere hizmet ediyoruz. Ve bugün taksici esnafının bilhassa
Zaman zaman basında da nahoş olaylarla karşılaşıyoruz. İşte gaspa uğruyorlar. Yani zor şartlarda çalışıyorlar güvenlik insanlar. Güvenlik başta hala devam ediyor mu başkanım? Muhakkak devam ediyor ama şimdi tabii şöyle bir şey. Araçlarımız bizim takip sistemimiz var. Bizim odamızda, Bursa Şoförleri Otomobilciler Odası'nda 24 saat izleniyorlar. Yani bu nedir? Bir yerde caydırıcı oluyor. Bizim Bursa'mız Allah'a şükürler olsun. Yani o konuda şu an pek sıkıntı yaşamıyoruz ama Allah göstermesin. Yani böyle olaylar, nahoş olaylarla zaman zaman karşılaşmıyoruz. Değil yani yıllardan beri bilhassa gece çalışan arkadaşlarımız gerçekten zor şartlarda çalışıyorlar. Zaman geliyor işte götürdüğü yolcunun parasını alamıyor. Yani böyle nahoş olaylarla karşılaşıyoruz. Onun için gerçekten zor bir mesleği icra ediyoruz ama işte hakkımızı alabiliyoruz mu? Tabii takdir vatandaşın diyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Evet, yani. Doğru söylüyorsunuz. Aslında mesleğin çalışma sistemi, getirilen koşullar, ekonominin gittiği gidişata bağlı olarak aslında bir zam durumu vardı. Ve seçim sonrasında zaten bekleniyordu diyorsunuz. Evet. Zam kapıdaydı ve 20 Temmuz itibariyle de gerçekleşti. Olayın da aslında bu zammın da çıkış noktasını buradan da söylemiş oldunuz başkanım. Teşekkür ediyoruz size. Şu soruyu da soracağım hemen. Bir başlık açacağım. Şimdi Bursa'da aslında gelişen, değişen bir şehir skalası olduğunu görüyoruz. Kamuoyunda çok sıklıkla konuştuğumuz ve kamuoyunun çok sıklıkla konuştuğu şehir hastanemiz var. Özellikle İl Sağlık Müdürümüzle hem hastanenin içeriğini konuştuk, hastaneye ulaşımı konuştuk. Size ben hastaneye ulaşım başlığını soracağım. Şimdi hastaneye ulaşım için aslında hastane yapıldığında İlk tepki vatandaştan hastaneye olan ulaşım başlığıydı. Şehir hastanesinin uzaklığı, mesafesi. Şimdi nasıl yorumlarsınız ulaşım başlığını şehir hastanesi için? Şimdi şehir hastanesiyle ilgili aşağı yukarı Bursa çoğu noktalarında otobüsler var. Evet. Metro istasyonlarından ulaşım. Şu an ulaşım sıkıntısı yok ki orada. Neden yok? Çünkü ben aşağı yukarı 4-5 günden beri izliyorum orayı. Hep otobüsler bekliyorlar ve nedir bütün işte acilin önünde olsun alt tarafta polikliniklerin oralarda falan otobüs durakları yapılmış. Yani vatandaşa kolaylık olarak bütün imkanlar sağlanmış orada görüyoruz. Ha burada şimdi tabii metro ağının eksik olması yani zaman içerisinde de o da yapılacaktır. Burlaş zaten oraya bütün aşağı yukarı Demirtaş'ına varana kadar bütün oralardan dahi otobüs seferleri konuldu. Ben vatandaşın orada ulaşımda pek sıkıntı yaşıyor. Aktarma vardır ama mesafe uzaktır. O konu var ama onun dışında ben orada ulaşımda pek sıkıntı yaşandığını zannetmiyorum. Orada yaşadığımız bizim sıkıntımız var. Taksilerle ilgili. Evet, oraya taksiler. Ulaşım ve taksi ağı için ne yapılması gerekiyor? Sizin de çünkü bunun için yaptığınız açıklamalar var. Özellikle şunu vurguluyorsunuz, oraya kurulacak bir taksi ağıyla beraber aslında bunun için bir adım atılması gerektiğini vurguluyorsunuz röportajlarınızda. Nasıl değerlendirirsiniz ya da aciliyeti nedir şu anda? Şimdi tabii hastane açıldığı zaman orada bir taksi durağı olması lazım. Açılmadan bunun hazırlanması lazım. Bizim çalışmalarımız var orayla ilgili. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne hastane açılmadan bir ay öncesinde bize başvuran dolmuşçu esnafımız oraya taksiye dönüştürerek oraya taksi durağı olmasını sağlamak için başvuru yaptık. Tabii o başvurunun neticesinde o komaya gündemine gelirken gündem maddesinde başkanlık makamının 60 tane taksi plakası satılması ile ilgili gündem maddesi geldi. Ve gündem maddesinde de biz buna itiraz ettik. Dedi ki burada bizim mevcut dolmuşlarımızın zaten 2002 yılında alınan bir karar var. Yani bu dolmuşlar istediği zaman taksiye dönebilir. Onun dışında biz zaten ihtiyacı olan yerlere bugüne kadar dolmuştan taksiye döndürdük. Tabii bu süreç içerisinde de biz itiraz ettik. Sonra da işte 60 araçlık durak kurulması 20 tane satalım dendi. Hatta başkanla da kaç sefer görüşmeler bizde. İşte Büyükşehir Belediyesi'nin ekonomik sıkıntı içinde olduğunu. İşte böyle dedi ki başkan işte buraya hiç olmazsa 10 tanesini biz satalım 10 tanesini siz döndürün düşüncesiyle. Tabii bizim burada ona sıcak bakmadık. Neden bakmadık? Çünkü burada bekleyen araçlarımız var. Yani talep edenler var. Burada dedik yani belediye burada bizim araçlarımızı döndürsün. Maalesef şu an için askıda. Biz de o karara muhalefet şerri koyduk. Burada işte yakında davamızı açacağız. Çünkü
bizim esnafımızın bir müktesef hakkı var. Bu hakkımızı da sonuna kadar kullanacağız. Hı hı. Çünkü bizim görevimiz nedir? O esnafın hakkını aramak, savunmak her yerde. Biz onlar şimdi ondan sonra tabii ben izliyorum hastanenin durumunu da izliyorum da şu an hastanede tabii taksi işi farklı bir iş biliyorsunuz. Bir otobüs yani yolcu taşıması gibi değil. Yani bir şehir taksiye bindiği zaman vatandaşı bir şehir merkezine gelene 80-100 lira gibi bir para tutuyor. Bu da nedir? Herkesin yani burada mecbur kalmadıkça taksiye bineceği gibi görünmüyor. Burada baktığımızda, izlediğimizde koskoca hastaneden günde işte 8-10 tane iş çıktığı gibi görünüyor. Bu da diyelim ki orada 10 tane 20 tane taksi hani 20 tane taksi döndürsek 2 günde bir sıra gelecek anlamına gelir. Yani burada aslında şimdi, şu zamanlama itibariyle çok fazla da gerek yok mu diyorsunuz? Yani talebin çok gerek fazla olamayacağını olması lazım. Söylüyorsunuz. Taksi olmaz olmazlardan birisi. Ama sayı olarak sayı aslında olarak, sınırlandırılmalı evet. mı? Şimdi orayı şöyle Rönesans firması yap işlet devret yöntemiyle kurmuşlar. Burası zaten 25 yıllığına orası bildiğimiz kadarıyla yap, işlet, devret. Evet. Yani oradaki büfedir, o tarzdaki işletmeler birilerine kiraya veriliyor. Ve burada o firmanın işte artık pazarlamacıları da bizim bazı duraklara gelmişler. İşte gelin size verelim gibisinden. Bazı durak başkanları geldi. Dedi ki bakın sizin orada çalışmanın mümkünatı yok. Çünkü neden? Sizin dedim bağlı bulunduğunuz duraklarda çalışabilirsiniz siz. Çünkü çalışma ruhsatlarınız orada değil. Yani bizim bütün taksilerimiz, boşta gezen taksimiz yok. Duraklı sisteme göre çalışıyoruz. Hı hı. Bu sefer başka birisi şimdi kiralamış gibi bir şey. Orada işte yolcu verdiği zaman 5 lira para alıyor şu an. Öyle bir sistem koymuşlar. Bu doğru bir şey değil. Kötü bir örnek bu. Tabii bu yıl sonuna kadar bir şeyde de yayınlamış. Yıl sonundan sonra artık 10 lira mı olacaktır, kaç para olacaktır? Zaten esnafın kazandığı 3-5 kuruş para, ona da onu gözü dikmişler. Ama her şeyden evvel şunu bilmeleri lazım ki bir taksi yani ekmek su kadar orada ihtiyaçtır. Kesinlikle. Yani bu sadece orası değil, bir AVM olsun. Yani diyelim ki oteller olsun. Yani bunlar taksi olmaz olmazlardan biri. Çünkü nedir? Bir AVM'ye vatandaş geldiği zaman, alışveriş yaptığı zaman dışarı çıktı. Zaman bir taksi yahut bir otobüs bulması lazım. Otobüs nedir? Güzergahın dışına çıkamaz ama taksi istediği yere kadar götürür. Kaldı ki çok yüksek kapasiteli bir hastaneden yani, bahsediyoruz evet. şu anda. Yani şu an için orada pek şey de yok. Yani izlenimlerimiz göremedik. Ben onları. Peki başkanım şunu soralım. Çevre bölgelerden çağrılabilecek taksi durakları, ihtimaller. Şimdi programa girmeden önce de anlattınız. Belki ondan da bahsedersiniz. Taksi ağları içerisinde aslında herkesin bir bölgesi var. Tabii. Şimdi o bölge itibariyle şehir hastanesine takviye olabilecek alanlar var mıdır? Bunu da ekleyelim. Belki aydınlatıcı olur. Acilen şu anda kullanacakları için belki aydınlatıcı şimdi olur. Şimdi acilen kullanacakları esasında devlet hastanesindeki taksi durağımız mesela şu an boşta. Hastane taşındı ya. Evet. Yani oradaki en az 12 tane arabamız var. Hiç olmazsa 6 tanesini oraya götürseydik yani o sorun ortadan kalkardı. Ve bunu da önerdik. Ama maalesef işte tabii böyle bir anlaşamamazlık olunca her şey ortada kaldı gibi bir şey yani. İnşallah ilerleyen zamanda hem oradaki taksicinin de mağduriyeti giderilmiş olacaktı yani. Yani burada hem acilen de o hastaneye de taksi hizmeti verilecekti. Böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Ve orada da taksi plakası alacak kişiler de orayı bir izlerlerse orada yani ne bileyim pek fazla yatırım yapacaklarını düşünmüyorum yani. Aslında bunun oda olarak çözülmesi gerektiğini şu anda da çözülebileceğini söylüyorsunuz. Yani muhakkak şimdi bizim esnafın halinden yani derdini ben bilirim. Yani burada herkes bilemez. Çünkü biz yıllardan beri bu esnafın içinden birisiyiz. Onun başı ağrısı neden başı ağrıdığını biliriz. Yani dişi ağrısı neden dişi ağrıdığını biliriz. Çünkü neden? Çünkü onların bütün her şeyinde ilgilenen kişileriz yani biz de oda olarak. Onun için biz diyoruz ki bize bıraksınlar biz bu sorunu çözeriz. Hiç kimseye sorun yaşamadan hallederiz yani. Evet. Bunun da en kısa zamanda çözülmesi gerektiğini İnşallah. Aslında vurguluyorsunuz. Dediğiniz gibi çok kapasiteli bir hastaneden bahsediyoruz. İllaki taksiye ihtiyaç olacak fakat diyorsunuz ki şu anda izlenimlerim bağlamında çok büyük bir sayıya değil ama hani az bir rakamla ihtiyaçlar giderilmelidir diye de vurguluyorsunuz. Zaten şimdi burada diyelim ki 5-6-10 tane araçla biz bunu sağlarsak ileride
yetmediği zaman kapasite artımı yaparız biz bunu. Yani o zaman zaten orada biz vatandaşı mağdur etmeye hakkımız da yok. Böyle bir şey de düşünmüyoruz. Biz ne gerekiyorsa biz zaten o konuda belediye yani işbirliği yaparak bu sorunu çözer diye düşünüyorum. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi evet taksi durakları, taksinin kullanımı, bir ara Uber tartışmamız vardı. Uber'i konuştuk. Fakat yasalaşamadı Uber. Şu anda ulaşım içerisinde bulunmuyor. Buna da ciddi tepkiler gelmişti. Peki korsan taksicilik, korsan taksi. Şimdi baktığımızda bazı şehirlerde evet şikayet üzerine belki yasal uygulamalarla birlikte ortadan kaldırılabiliyor mu? Bursa üzerinde sormak istiyorum bu soruyu size. Var mıdır tespitleriniz ya da böyle durumlar için şikayet odaya şikayet edebiliyor mu vatandaş? Böyle soralım soruyu. Şimdi vatandaş değil de bizim esnafımız şikayet ediyor. Evet. Tabii bunlar takip ediyorlar. Bundan 3-4 ay önce böyle bir şikayetler hatta bize mail attılar. Biz telefonlarla aradık ama karşına cevap veren çıkmadı. Onun dışında işte biz size araç göndeririz ama 2 saat sonra siz kimsiniz bilgilerle bize şey yaptılar. Yani böyle aktif çalışan şey yok. Bir sistem yok diyorsunuz. Yok. Biz zaten öyle bir şey olsa zaten biz bunu kolluk kuvvetleriyle yani emniyetle trafik şube müdürlüğüyle ortaklaşa ek 2'ye 3 kapsamında bağlattırıyoruz araçlarını. Biz daha önceden böyle bir şeyle karşılaşmıştık ve bizim arkadaşımız dedi ki sen bu telefonda çağır bu aracı. Çağırdı. Bindi arabaya. Yolda zaten düzergahı biz belirlemiştik. O düzergahı üzerinde denetim yaptırarak aracını bağladık ve ağır para cezası çarptırıldı yani. Yani biz onlara zaten fırsat vermiyoruz. Onun dışında da bizim Bursa'mızda her mahallede aşağı yukarı durağımız var. Yani durağı olmayan mahallede var ama çoğunlukla mahallelerimizde her mahallede taksi duraklarımız var. Bu zaten burada biz de onu önemsiyoruz. Yani o mahallelerdeki insanların taksi ihtiyacını karşılamak amacıyla her mahalleye aşağı yukarı birer tane durak kurduk. O şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz yani. Bunu da vurgulayalım mutlaka. Evet. Ve oda çalışmalarına gelirsek. Şimdi oda çalışmaları da çok değerli. Çünkü yaptığınız birçok eğitimler var. Oda içerisinde aslında esnafın hem eğitim alması bağlamında hem de sektörün gittiği skala ve denetlemeler için hatta güvenlik içinde yaptığınız eğitimler var. Bunlar nelerdir? Biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Şimdi bizim araçlarımızı kullanan ticari taksi, taksi dolmuş, bunlar bilmişler de dahil servis araçları da. Şimdi Büyükşehir yasası yani yönetmelik çerçevesinde bizim araçlarımızı kullanan şoförlerin öncelikle eğitimi almadan önce diyoruz ki git sabıka kaydını al. Onun dışında git diyoruz ki bir sağlık kuruluşundan uyuşturucu kullanıp kullanmalı dahi bir rapor al. Psikoteknik belgesi. Bunların üçünü tamamlıyor. Ondan sonra geliyor bize başvuru yapıyor. Bu başvuru neticesinde de bizde yaşam boyu eğitim programı, milli eğitimle beraber ortaklaşa Bursa Esnaf Odaları ortak bir çalışması doğrultusunda eğitimler veriyoruz. 5 günlük bir eğitim veriyoruz bunlara. Bu eğitimler içerisinde işte iletişim, burada ilk yardım, trafik, bundan sonra psikolojik eğitimler veriyoruz. Yani bu konuda esnafımıza 4'er saatten işte aşağı yukarı 20 saat gibi bir eğitimler veriyoruz. Ondan sonra da bir sınav yaparak onlara o sınav doğrultusunda belgelerini veriyoruz. Tanıtım kartı veriyoruz. O tanıtım kartı olmayan şoförlerimiz araçlarımızda çalışamıyor. Yani bu konuda zaten bizim her şeyden önce en fazla önem gösterdiğimiz olaylardan birisi yani bizim güvenilir olmamız lazım. Yani her şeyden önce bizim araçlarımıza binen vatandaşlar, müşterilerimiz bize güvenmesi lazım. Çünkü biz o güveni sağlayamadığımız süre içerisinde o insanlar rahatsız olurlar. Doğru mu? Bir daha bildiğim araçlarımızı da kullanmazlar. Onun için biz de o güveni sağlamak için bazı tedbirlerimizi aldık. Ve Büyükşehir Belediyesi'nden beraber ve eğitimler vererek burada Bursalılara, Bursa'ya gelen turistlere, işte onlara en iyi şekilde, en güvenli şekilde
hizmet vermeye çalışıyoruz esnafımız adına. Bizler de esnafımıza eğitimler vererek işte onların sorunları neyse o sorunları çözmek açısından mücadelemizi sürdürüyoruz yani. Sorunları dediniz. Aslında bugün program içerisinde de güvenlik önlemlerinden bahsettiniz. Şimdi zaman zaman haberler çıktıkça evet Türkiye gündemine de yansıyor. Taksi şoförleri özellikle bu durumda çok mağduriyetler yaşıyorlardı güvenlik önlemleri için. Zaman zaman uygulamalar yapıldı güvenlik adına aslında. Taksi şoförlerinin de kendisini koruması adına. Bursa özelindeki güvenlik durumunu sormak istesem ben size. Evet kolluk kuvvetleri tabii ki bu işin takipçisi ciddi anlamda ama Bursa üzerinde baktığımızda güvenli şehir diyebilir miyiz taksi şoförleri adına? Bu soruyu da sormak istedim. Bursa tabii baktığımız zaman çok bir değişik bir mozaik yapısına sahip bir şehirde yaşıyoruz. Ama Bursa gerçekten kolluk kuvvetlerinin bu denetimler sayesinde gerçekten biz şu an bir sıkıntı yaşamıyoruz. Onun dışında bizim araçlarımızda hem takip sistemi hem panik butonları vardır. Mesela diyelim ki herhangi bir olumsuz bir şeyle karşılaştığımız zaman panik butonuna şoför bastığı zaman içerideki ses kaydını alıyor. Onun dışında da işte nerede olduysa biz mesela konuşamıyordur. Biz hemen o mıntıka karakoluna yahut diyelim ki jandarma bölgesine jandarmaya hemen bizim merkezdeki 24 saat merkezimiz açık bizim. O merkezdeki arkadaşlar oradaki mağdur olan arkadaşa hemen kolluk kuvvetlerini itibada geçirerek onun yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii şu var yani bizim her şeyden önce kötü niyetli insanlar yapacak olduktan sonra bunun önüne geçmek çok zor. Ama tabii bizlere tedbirli olmamız lazım. Yani şoför arkadaşlarımız uyanık olması lazım. Yani az çok mesela biz de yıllardan beri gece çalıştık. Gece çalışan arkadaşlar çok dikkatli olmazlar. Yani sizinle konuşurken yani bir art niyetli olup olmadığını anlayabilirler. Yani bu işin az biraz daha uyanık olan insanlar bunu çözebilirler. Yani ona göre dikkatli giderler diye düşünüyorum. Yani nedir burada kimsesiz bölgelere girerken yani diyelim ki arazi yollarına falan bunun insanın demek ki burada art niyeti olduğunu girmesin. Evet. Yani bir şekilde bize sinyal verirse biz hemen olay yerine burada şoför arkadaşlarımızın güvenliği bizim için çok önemli. Yani evet. Onların her şeyden önce bilhassa gece çalışan arkadaşlarımızın inanır mısınız? Yani eşleri varsa sabaha kadar uyumazlar. O gelene kadar eşleri uyumazlar. Çünkü rahat değiller. Çünkü oraya evine ekmek parası götüren babaları işte dışarıda çalışıyor. Gece acaba başına bir olay mı geldi? Düşüncesiyle rahat kimse uyuyamaz yani. O yönden gerçekten zor iş yapıyoruz. Ama geçimimiz bu yüzden. Yani işimiz bu. İşimizi de severek yaptık. Ben yıllarca yaptım. Gece çalıştım. İşimizi de severek yaptık. Bu işler hep bir işin kolay tarafı da yok. Ama nedir? İşini severek yaptıktan sonra sıkıntı da yok yani. Evet, evet. Güvenlik önlemleri bağlamında da aslında evet. Bursa için böyle bir sıkıntı olmadığını da söyleyebiliriz. Yani, esnaf açısından evet. Bunu da vurgulayabiliriz. İlla ki duyuyorsunuzdur ve biliyorsunuzdur aslında takipçisisiniz. Ama güvenlik önlemleri zaten var sistemsel olarak taksiler aynen. içerisinde. Şimdi daha da tedbirler geliyor. Şimdi kamera sistemi yani araçların içerisinde. Bu kamera sistemi daha uygulamaya geçmedi. Bu uygulamaya geçtikten sonra daha da tedbirli olacak. Tabii bu yıl sonuna kadar bir süre var. Bu süre uzamazsa bu kamera kayıt sistemine geçilecek. Evet. Bu süreç içerisinde teknoloji her geçen gün gelişiyor. Bu teknolojiyi en iyi şekilde bizim de kullanmamız lazım. Herhalde da esnafımızın onların can güvenliği bizim için önemli. Her şeyi onlar için yani ne yaparsak az bile. Ama işte bu tedbirleri alarak bunları da sıkıntıları çözme yollarına gideceğiz yani. Evet kapıda da kamera sisteminin olduğunu söylemiş oldunuz aslında. Evet. Bekleyen bir sistem. Aynen bekleyen. Geçen yıl takılacaktı. İşte bu şeyden ekonomik krizden dolayı biraz maliyetli ötelendi. Bir sistem. Evet ötelendi. Şimdi bu yıl sonuna kadar inşallah bu sistemi de esnafımıza getireceğiz. Pahalı da olsa bu insan hayatı o kadar ucuz değil. Bizim her şeyi parayla alabilirsin ama insanlar hayatında diyelim ki bir sakatlansa yahut diyelim ki Allah muhafaza ölse gitse bir daha gerisi gelmiyor değil mi? Onun için bu tedbirleri alırken
parayı düşünmemek lazım. Bu tedbirleri alacağız diye düşünüyorum yani. Evet. Şu soruyu da sorayım hemen size. Programın yavaş yavaş süremin sonuna geliyorum çünkü açılışta yeni yapılan zammı konuştuk. Şimdi ekonominin gittiği gidişata baktığımızda ciddi anlamda bütün sektörleri etkiliyor. Seçim öncesinde vatandaşın aslında pazarda yaptığı alışverişi çok sıklıkla konuştuk. Şimdi siz de şunu vurguladınız, özellikle biz de senenin başından beri bekliyoruz. Bir zam beklentimiz var fakat seçim bekledik, seçim sonrasına kaldı. Önümüzdeki süreçte yeni bir zam talebi ya da yeni bir zam başlığı gündeme gelebilir mi? Ekonomiyle çok da bağlantılı olduğunu aslında söyleyeceksinizdir ama böyle bir gündem olabilir mi? Bunu da soralım. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Aşırı zamlar gelmediği süre içerisinde, yani akaryakıt bizim en fazla kullandığımız akaryakıt, diyelim astronomik artmadığı süre içerisinde, yani bunun işte araçlarımızın bakım giderleri artmadığı süre içerisinde, biz bir yıl daha, bir yıla yakın, yani nedir, ikinci ay, üçüncü aya kadar şu an düşünmüyoruz ama tabii günün şartlarına göre biz de esnafımızın nedir orada mağdursa, yani bu iş artık teker dönmüyorsa yapılacak bir şey yok, o tekeri döndürmek zorundayız. Hı-hı. Doğru mu? Yani nedir? Tabii burada belki vatandaşa yansıyacak ama vatandaş da nedir, bu aracı kullanıyorsa bedelini ödeyecek. Bakın gerçekten Türkiye'de taksi tarifeleri çok ucuz. Belki yurt dışında da 1 euro kilometresi. 1 euro bugün kaç para? 6,5 lira değil mi? Aşağı yukarı. Yani bizim burada baktığımız zaman 3 lira 70 kuruş. Yani yarı yarıya bir fiyat farkı var. Onun için biz burada gerçekten taksici esnafı çok para kazanmıyor. Sadece geçimini sağlayabilir. Bugün vergilerimiz ona kez artmış. İşte yani işte bizim en fazla kasko, trafik sigortalarımız astronomik artmış. Bugün bir kaskoyla trafik sigortası 7-8 bin lira. Düşünebiliyor musunuz? Her ay 1000 lira ona ayırmamız lazım. Bir bağ kurumuz, yani ona göre, yani insanlar ancak geçimini sağlayabiliyorsa sağlıyor. İşte yani borçlanmadan yani bundan sonra şimdi belki sizler de biliyorsunuz, bu 2016 yılında ÖTV muafiyetinden faydalandık. Araçlarımızı yeniledik. Yani ben buradan Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum bu konuda. Bizim esnafımızda gerçekten çok güzel bir jest oldu. Hı hı. İnşallah bir daha bunun tekrarını bekliyoruz. Çünkü bir daha biz araç fiyatları astronomik arttı. Yenileme şansımız, o birikimi yapma şansımız yok denecek kadar az yani. Artık yani biz yıllar öncesinden hep arabalarımızı işte çarpıksa, işte çürüdüyse yama yaptırarak kullanıyorduk. O duruma düşmeden yine de esnafımız burada yolcularını daha güvenli yeni araçlarla taşıması lazım. Şimdi Avrupa'da da görüyoruz Mercedes araçlarla, yani evet, ciddi yüksek kalitede ve işte, skalada segmentteki araçları evet, görüyoruz. Evet. İşte maalesef bizim burada bunun tamirini yaptırıyoruz. Bizim esnaf bu yani aldığı paralarla. Onun için diyorum ki ben, tabii onun bir de bir maliyeti var. Yani maalesef bizde biliyorsunuz ÖTV olduğundan dolayı, o ülkelerde ÖTV yok. ÖTV olmadığından dolayı ama düşük fiyatlarda. Bizim burada da işte bir de maliyeti yüksek olduğundan dolayı, işte yakıtı da yüksek. Her şeyi yüksek bizde. Yüksek olduğundan dolayı biz de bu araçları tercih edemiyoruz. Tabii istemeyiz mi? Biz de yani lüks araçlarla hizmet verelim. Yani biz de rahat ederiz. Yani çünkü şoför de rahat eder. Şimdi biz eski arabadan yeni arabaya bindiğimiz zaman o kadar rahat ediyor ki şoför arkadaşlar. Yurt dışında şöyle bir uygulama da var aslında. Belki bu da sorulabilir. Şimdi taksi skalası evet. Ama segment olarak üst segment seçiyorsanız fiyat aralığında değiştiğini görebiliyoruz. Şimdi tabii böyle bir şey de yapılabilir mi? Yapılabilir. Yapılabilir de tabii o İstanbul'da şu an uygulanıyor. Evet, İstanbul'da da var. İstanbul çok farklı bir şehir. Yani Türkiye'nin bir metropolden bahsediyoruz. Metropol, yani 16-15 milyonluk bir şehir. Türkiye'nin bütün finans merkezi bildirin, işte dedi, fabrikaların merkezleri oralarda. Yani orada olması lazım. Yani bizim de burada olması lazım. Artık yavaş yavaş olması lazım. Çünkü
hatırlar mısınız? Bundan 5-6 sene kadar lüks otellerimiz yoktu. Şimdi lüks otellerimiz oldu. Büyük yani, firmaların, büyük firmalarımız, evet. Markaları burada. Yani bunlar da zaman içerisinde bizde de olmayacak diye bir şey yok. Ama bunun nedir? Lüks araçla gitmek istiyorsa bedelini ödeyecektir. Öder de zaten. O yolcu da öder. Bence bunu ilerleyen zamanda biz de gündeme getireceğiz. İnşallah bizim esnafımız da bu şekilde araçlarını üst segmentlerde alır ve vatandaşa da hizmet etmiş oluruz, evet. Yani bizde. Yani Bursa için uzak bir ihtimal değil mi başkanım? Değil bence. Yani değil derken bu yaklaştı. Evet. Yani son zamanlarda gerçekten Bursa sanayisiyle, turizmiyle yani çok güzel bir şehir esasında. Her zaman göç veren değil, göç alan bir şehir. Yani her yıl aşağı yukarı 25-30 bin nüfusu artan bir şehir. Bu ne demektir? Hareket demektir, bereket demektir. Yani burada sanayisinin olması Bursa'ya ayrı bir canlılık getiriyor. Onun için Bursa'da biz bunu yapmazsak ilerleyen zamanda işte korsan gibi tarzı şeyler çıkar. Evet. Yani biz bunu tedbirlerimizi almamız lazım. Bunu da inşallah ilerleyen zamanda da biz arkadaşlarla bunu görüşerek, belediyelerle görüşerek, çünkü bunda biz belediyeden ruhsat alıyoruz. Belediyenin de sıcak bakacağını düşünüyorum. Böyle bir şeyler olur, olmaz diye bir olay yok. Yani zaten geç kalmamak lazım. Bunu da geç kalmadan bizim kendi içimizde çözmemiz lazım. Evet, yani şehrin aslında gelişimi, büyümesi, dediğiniz gibi birçok markanın buraya katılması, turizm potansiyelinin Bursa'nın yükselmesiyle beraber zaten düşünülmesi gereken, evet, başlıklardan bir tanesi. Taksi hizmetinin aslında kalitesinin de bu şekilde çeşitlendirilmesi gerektiğini, çok da uzak değil dediniz Bursa için. Doğru, evet, bunu aynen da söyleyelim. Toparlarsak son mesajlarınız ne olur? Hem esnaf adına hem de vatandaş adına alalım. Evet, yapılan zamları bugün konuşmaya çalıştık. Bursa'nın birçok gündem maddesini de bu işin içerisine katmaya çalıştık. Nasıl bir mesaj verirsiniz başkanım? Vallahi şimdi bizim amacımız Bursa halkına pahalı bir taşıma sistemi uygulamak değil. Biz asgariyede buluştuk. Yani burada belki esnafımız da fedakarlık yapacak. Yani burada müşterilerimiz de burada bizi anlayışla karşılayacaklardır. Onun için ben de diyorum ki yani burada biz her zaman için tek taraflı düşünmüyoruz. Yani burada müşterimizle düşünerek bu uygulamayı, zamlı uygulamak zorunda kaldık. Çünkü onlar da biliyor ki bu şehirde yaşıyoruz, bu ülkede yaşıyoruz. Bu zamlar, sadece biz zam talep etmedik ama bir sürü zamlar geldi. Bu zamların sonucunda biz de hizmeti devam ettirmemiz açısından bu zamları yapmak zorunda kaldık diyorum. Hı hı. Onun için ben herkese teşekkür ederim. Sizlere de bu ASTV programı yapan. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz başkanım katıldığınız için. Evet, zamlar gündem oluşturdu Bursa özelinde. Ama dediğiniz gibi ekonominin gittiği hat ve buna bağlı olarak zaten gecikmiş bir zam olduğunu, evet, da vurgulamış oldunuz. Çok teşekkürler ekonomi masasına katıldığınız için diyoruz. Sağ olun. Efendim, bu haftalık noktalıyoruz. Haftaya tekrar farklı bir konu ve konukla karşınızda olmak üzere. İyi akşamlar.